Esselamu aleyküm kardeşlerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Size göre hayal, bize göre gerçek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gelmeden önce gerçekleşen fil vakasıyla başlamak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Kardeşlerim, Efendimiz aleyhisselamın doğumundan önce olmuş olan bu olayı genişçe ele alalım. Ebrehe son derece kızgındı. Makam odasını öfkeyle adımlıyordu. Kendi kendine şu Kabe denilen binada ne var? Yani insanlar neden oraya gider? Bunca insan onu akın akın ziyarete gidiyor diye söyleniyordu kendi kendine. O dönemin büyük devletlerinden Ebrehe Habeşistan'ın Yemen valisiydi. Aynı zamanda Hristiyan'dı. Belli ki halkın Kabe'yi ziyaretinden de rahatsızdı ve bunu önlemek de istiyordu. Günlerce düşündü, taşındı, sonunda kararını verdi. Büyük bir kilise yaptıracağım, dışını kıymetli taşlarla donatacak, içini altın ve gümüşle süsleyeceğim dedi. Eşsiz bir kilise olacak. Ancak o zaman halkın Kabe'ye akınını durdurabilirim diye kendi kendine konuşuyordu. Tabii Ebrehe düşündüğünü yapmakta gecikmedi. Kısa zamanda ortaya büyük bir kilise çıktı. Aslında amacı eşi benzeri olmayan bir kilise yaptırmaktı. Amacı halkın Kabe yerine burayı ziyaretini sağlamaktı. Günler geçti, böyle bir kilisenin yapıldığını çoğu kimse duymuştu. Ama Ebrehe umduğunu ne yazık ki bulamadı. Etraftan birçok kimse kilisenin süsünü ve muhteşem yapısını görmek için Yemen'e geldi. Kabe'yi de ziyaret tüm hızıyla devam ediyordu. Bu arada beklenmedik bir gelişme oldu. Nevfel adında kendini bilmez bir Arap kilisenin içini pisletti. Tabii Ebrehe çılgına döndü. Makam odasında hop oturup hop kalkıyordu. Yardımcılarını topladı. Son derece öfkeliydi. Dedi ki bu olsa olsa Arapların işidir. Halkı Kabe'den buraya yönlendirmek istediğim için böyle bir şey yaptıklarına eminim. Ben de onların Kabe'sini yerle bir edeceğim dedi. Çok geçmeden ordusunu hazırlayıp meskenin önlerine geldi. Askerleri etrafa saldırıyor. Buldukları her şeye el koyuyorlar. Tabi burada Mekke'nin reisi Abdülmuttalib'in develeri de vardı. Halk Ebrehe'nin gelişine bir anlam veremedi. Onunla aralarında herhangi bir düşmanlık yoktu. Toplandılar. Henüz konuşmaya başlamışlardı ki yanlarına bir atlı çıka geldi. Beni Ebrehe gönderdi dedi. Reisiniz Abdülmuttalib'i yanına kadar istiyor. Tabi bu arada gözler Abdülmuttalib'e çevrildi. Şehirdekiler Abdülmuttalib'e git dediler. Git de bu Ebrehe bizden ne istiyor ta ki anlayalım. Abdülmuttalib'in yaşı epey ilerlemişti ama henüz çökmemişti. İri yarı ve heybetliydi. Oldukça da cesurdu. Ebrehe'nin yanına vardı. Ebrehe'nin konuşmasına fırsat vermeden ey Ebrehe dedi. Bizden ne istiyorsun söyle de anlayalım. Tabii cesaretli tavrı Ebrehe'nin dikkatini çekmişti. Adın ne senin ihtiyar dedi. Bunu alaylı bir sesle söyledi. Abdülmuttalib Mekke'nin reisi ve Kabe'nin hizmetçisiyim dedikten sonra Ebrehe bak ey Abdülmuttalib sizinle bir meselem yok. Sizinle savaşmak niyetinde de değilim. Sadece Kabe'yi yıkmaya geldim. Abdülmuttalib hayretini gizleyemedi. Neden Kabe'yi yıkacaksın ki dedikten sonra tabii Ebrehe bağırarak hiçbir şey bilmiyormuş gibi konuşup durma. Nedenini sen de biliyorsun. Yaptırdığım kiliseyi içinize sindiremediniz. Halkı oraya döndürürüm diye korktunuz. Bunun için de adam gönderip onun işini kirlettiniz. Abdülmuttalib'in şaşkınlığı daha da arttı. Ne adamı ne kirletmesi ey Ebrehe. Böyle bir olaydan kesinlikle haberimiz yok. Gerçekten de olayla bir ilgileri yoktu zaten. Sadece kendini bilmezin biri böyle bir densizlikte bulunmuştu. Ebrehe kızgın bir ses tonuyla tehdit ederek şunları söyledi. Hem olayı tertipliyorsunuz hem de biz yapmadık diyorsunuz öyle mi? Tabii Abdülmuttalib tehdidi aldırmadı. Ebrehe'ye karşı sert bir ses tonuyla böyle bir olaydan haberimiz yok. Eğer bunu biz düzenlemiş olsaydık elbette sana karşı daha da hazırlıklı olurduk. Nerenin valisi? Kimin komutanı olursan ol umrumuzda bile değil dedi. Bize hakaret etmeye ve bizi yalancılıkla suçlamaya da hakkın yok. Tabii Ebrehe şaşırmıştı. Bu adam neyine güveniyor ki bana karşı böyle cesaretle konuşuyor diyerek içinden geçirdi. Ardından kaba sesiyle alaycı bir tavırla söyle bakayım. Yoksa bana karşı Kabe'yi sen mi koruyacaksın? Bir süre konuşmadan bekledi. Sonra içinde büyük fillerin de olduğu ordusunu gösterdi ve kibirle bu büyük ve güçlü orduma karşı koyacak gücü kim kendinde bulabilir ki? Abdülmuttalib ciddiyetini koruyarak sana karşı koymayacağız. Direnmeyi de düşünmüyoruz. Ebrehe'nin söylemiş olduğu söz şuydu. Her halinden akıllı olduğunu anlamıştım zaten. Böyle bir işe kalkışmak pek akıllıca olmazdı.
Ardından kibirli tavrını sürdürerek benden bir isteğin olacak mı ey Abdülmuttalip diye sordu. Evet dedi, halkımın el koyduğunuz mallarını ve develerimi geri vermenizi istiyorum. Ebrehe kahkaha atarak alaycı tavrıyla ben senin ve atalarının taptığı Kabe'yi yıkmaya geldim. Sen ise develerinin ve mallarının peşindesin. Doğrusu beni şaşırtıyorsun. Abdülmuttalip Ebrehe'nin alaylı tavrına aldırmadan ben develerimin sahibiyim, Kabe'nin değil. Kabe'nin sahibi Yüce Allah'tır ve inanıyorum ki onu senden muhakkak koruyacaktır dedi. Tabi Ebrehe birden öfkelendi. Kabe'yi bana karşı kimse koruyamaz. Abdülmuttalip ise aynı tok sesiyle biraz da kızdığını belli ederek dedi ki orası beni ilgilendirmez. Yıkabiliyorsan Kabe orada. Ebrehe bir süre konuşmadan düşünerek bekledi. Belli ki Abdülmuttalib'in bu sözlerinden etkilenmişti. Pek memnun olmayan bir yüz ifadesiyle başını iki yana salladıktan sonra adamlarına ihtiyarın develerini ve halkın mallarını geri verin diye emir verdi. Abdülmuttalip şehre geri döndü. Herkes merak içinde onu bekliyordu. Ebrehe ile konuşmasını anlattıktan sonra bizimle savaşmaya gelmemiş ama yine de askerlerinin bize zarar vermesinden endişe ediyorum. Tedbirli olmamızda da yarar var dedi. Ardından ellerini gökyüzüne açıp şöyle dua etti. Ebrehe'yi Kabe'nin sahibi ile baş başa bırakıyorum. Sonra yanına birkaç adam alarak Kabe'ye gitti. Kapısının halkasını tuttu. Allah'ım bir insan dahi evini barkını korur. Sen de Kabe'nin sahibisin. Onu sen koru. Eğer onu sen korumazsan bizde koruyacak güç yok. Bizi de bu zalime karşı mahcup etme diye Rabbine yalvardı. Ebrehe'nin ordusu hazırdı. Sadece saldırı için emir bekliyordu. Orduda birçok fil de vardı. En önde Mahmut adındaki fil duruyordu. Hepsinden iriydi. Sonunda Ebrehe ordusuna hareket emrini verdi. Askerler henüz hareket etmemişlerdi ki en önde giden Mahmut adlı fil birdenbire çökerek herkesi şaşkına çevirdi. Kaldırmaya uğraştılarsa da başaramadılar. Mahmut Kabe'yi görür görmez sanki bütün gücünü bir anda kaybetmişti. Yönünü Kabe dışında hangi tarafa çevirirlerse yürüyordu ama yüzünü Kabe'ye doğru çevirdiklerinde birden dizlerinin bağı çözülmüş gibi olduğu yere çöküyordu. Herkes şaşkındı. Tam o sırada çok daha garip bir olay oldu. Askerlerin bulunduğu bölgede gökyüzünü kırlangıçlara benzeyen kuşlar ordusu kapladı. Çünkü bu Allah'ın ordusuydu. Her bir kuş 3 küçük taş taşıyordu. Biri ağzında, ikisi pençelerindeydi. Taşları kurşun gibi askerlerin üzerine yağdırmaya başladılar. Sonunda Ebrehe içindeki intikam duygusunu dindiremeden birçok ölü vererek geri dönmek zorunda kaldı. Ve yurduna döndükten bir süre sonra aldığı yaraların etkisiyle öldü. Allah Teala'nın gücünü hesaba katmadan kendi gücüne güvenerek Kabe'yi yıkmaya gelmişti. Ama Allah'ın gücü karşısında yıkılan kendisi oldu. İlginç olan ise Mahmut adlı filin hiçbir yara almadan kurtulmasıydı. Yüce Allah Ebrehe ve ordusunu cezalandırırken adeta onu Kabe'nin üzerine yürümediği için sağ salim bırakarak mükafatlandırmıştı. Yüce Allah Ebabil adındaki kuşlarla Ebrehe ordusunu perişan ettiğini Kur'an-ı Azimüşşan'da bize haber verir. Rabbimiz buyuruyor ki Elem tara keyfe faale rabbuke bi ashabil fil. Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı? Elem yecal keydehum fi tadlil. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Ve arsale aleyhim tayran ebabil. Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Tarmihim bi hicaratin min siccil. Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Sonunda onları kurt tarafından yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı. Tabi Ebrehe'nin ordusunun başına gelenleri şaşkınlıkla izleyen şehir halkı derin bir nefes aldı. Sonra da topluca Kabe'ye gelerek dua ettiler. Ebrehe gücüne ve ordusuna güvenerek böbürlene böbürlene Mekke önlerine kadar gelmiş. Ancak Yüce Allah'ın gücü karşısında bozguna uğrayıp geri dönmüştü. Babil kralı Nemrut da kibir ve gururunu yenememiş ve gücüne güvenerek Hazreti İbrahim'i ateşe atmıştı. Sonuç olarak Rabbimiz sonsuz gücüyle ulu peygamberini kurtarıp Nemrut'u da minik ve topal bir sivrisinekle mağlup etmişti. Aynı şekilde dönemin Firavunu Mısır topraklarını Hazreti Musa'ya dar etmişti. Sonunda Hazreti Musa kendisine inananlarla birlikte yine Allah'ın gücüyle kurtulmuştu. Firavun ise ordusuyla Kızıldeniz'in sularına gömülmüştü. Fil olayı olarak tarihe geçen bu olay Efendimizin dünyaya gelmesine az bir zaman kala meydana gelmişti. O Mekke'de doğacak,
Kabe kıblesi olacaktı. Yüce Allah Celle Celaluhu elbette sevgili peygamberinin ve Müslümanların namazlarında yöneleceği Kabe'yi kirli ellerin yıkmasına izin vermeyecekti. Abdülmuttalip de sanki bunu hissetmiş de konuşmuştu. Allah elbette mülkünü koruyacaktır. Kabe'sini koruyan Yüce Allah onu putlardan temizleyip kıyamete kadar sahiplik edecek olan insanlığın efendisiyle de dünyayı sevindirip şereflendirecekti. Kardeşlerim, hal ilmi çerçevesinde her zaman maneviyattan ve manevi ordulardan bahsediyoruz. Bakın bu anlattığım kıssa buna çok büyük bir delildir. Tabii Rabbimin birçok orduları vardır. Bazen bir kuş olabilir, bazen bir sivrisinek olabilir, bazen Firavun'a gönderilen çekirge ordusu olabilir. 3000 veya 5000 meleğin Bedir'de Efendimiz Aleyhisselam'a yardım etmesi de yine Hazreti Kur'an'ın ifadesidir kardeşlerim. Hatta öyle ki sahabe-i kiram, bakın manevi ordulardan bahsediyoruz ya dostlar, daha kılıcını kınından çıkardığı an itibariyle düşmana herhangi, yani müşriklere müdahale etmeden onların boyunları düşüyordu. Yani burada zaten manevi ordunun tecellisi bu şekilde ortaya çıkmış oluyordu. Kardeşlerim, Hazreti Kur'an'da hani manevi ordudan, manevi görevlilerden, maneviyattan her zaman bahsediyoruz ya, manevi orduyu biraz açacak olursak, manevi ordunun içinde neler var? Biraz bunları izah etmek istiyorum. Manevi ordunun içinde peygamberler, şehitler, melekler, evliyalar, veliler, bir de hüddamlar var. Yani peygamberler, peygamberimiz ve diğer peygamberler genel itibariyle, şehitler Allah yolunda canını hiçe sayarak Rabbinin uğrunda, yine Rabbinin huzuruna tertemiz bir şekilde çıkmış olanlar. Melekleri zaten biliyorsunuz, nurdan varlıklar, nefisle alakalı bir imtihanları yok. Allah Teala kendilerine ne emrediyorsa üzerine bir şey koymadan, eksiltmeden görevlerini mükemmel bir şekilde yerlerine getiren varlıklardır. Evliyalar ve veliler, tabi aralarında makam farkı da olabilir bunlarla alakalı. Aralarında düşük olanlar, makamı üst seviyede olanlar da var. Aynı zamanda bu ordunun içinde manevi ordudan bahsettik ya, hüddamlar da var. Hüddam neye denir? Hadim neye denir? Onu da izah etmek istiyorum. Hüddam cinnilerin evliyasına denir. Hadim ise, yani hademe diyoruz ya, görevli, hizmetçi. Onlar da Allah dostlarından oluşan bir grup olduğu için bunlar da manevi ordunun içindeler kardeşlerim. Hani her zaman manevi ordudan bahsediyoruz ya, peki manevi ordunun oluşumu nasıl meydana geliyor? Biraz da bunu izah etmek istiyorum. Manevi ordunun içinde hani peygamberler, şehitler, veliler, evliyalar, hüddamlar var dedik ya kardeşlerim. Bunlar bizim gibi dünyada yaşayıp imtihanlarını doğru geçtikleri için Rabbim de onların ruhlarını özel olarak seçmiş oluyor. Yani kaldıkları yerden hizmetlerine ve görevlerine devam ediyorlar. Yani Allah dostları, peygamberler, şehitler ölü değildir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani sadece aslında üzerlerine bir kıyafet vardı. Onu burada bıraktılar. Çünkü vefat ettiğinde arada nefis ve uykudur, yemedir, içmedir, bunlarla alakalı o imtihanlarda burada kaldığı için aslında kılıç kınındayken mi daha çok keser, yoksa kınından çıkınca mı daha çok keser? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani onlar buradaki imtihanlarını doğru geçip vefat ettiklerinde orada çok daha mükemmel bir şekilde hizmetlerine devam ediyorlar. Burada hangi görev üzere hizmet ettilerse aynı şekilde maneviyatta, o manevi ordunun içinde oradaki alanları neyse aynı şekilde hizmet etmeye devam ediyorlar. Bir de hani manevi ordulardan bahsettik ya, hemen aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Yani manevi ordular varsa peki bu kadar dünyadaki bu problemler neden var? Neden yardım etmezler? Buna da değinmek istiyorum. Allah dostları, Allah dostu olması hasebiyle peygamberler, peygamberimiz, şehitler, diğer manevi hattın içinde olan o kıymetli olanlar, evet Allah katında çok kıymetlidir ama hepsi Rabbimin bir kuludur. Yani kul olmaları hasebiyle yine Rabbim neye izin verirse o ölçüde müdahale ederler. Yani Allah Teala'nın adaletinin tecellisinin gereği kullar neyi ne kadar hak ediyorsa Rabbim de o kadarını izin veriyor. Yani dünyadaki savaşlar, problemler, sıkıntılar neden müdahale etmiyorlar? Çünkü onu hak etmemiz gerekiyor ya dostlar. Hak etmediğimiz için hak ettiğimiz ölçüde burada Rabbim onlara müsaade etmiş oluyor. Yani aslında biz birçok bereketlerden mahrum kalmış oluyoruz. Niye bereket kavramını kullandım? Bereket derken aslında biz sadece bunu rızık olarak algılayabiliriz. Bereketin içinde manevi ordular da var. Evet, rızık da var, şifa da var,
olması gereken her şey var zaten de biz bu bereketten ne kadar nasip alıyoruz? Burası bizim için önemli. Kardeşlerim, Rabbimiz Hazreti Kur'an'da buyuruyor ki: "Estaizu billah وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ" Şayet bir köy halkı, bir bölge halkı iman edip salih amel işlerlerse لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ yerlerin ve göklerin bereket kapılarını açarım buyurur. Bakın, ayet-i kerimenin başını tekrar ele alacak olursak, iman edip salih amel işlerlerse bereket kapısı bizim için açılacak. Yani burada kul bereketini kendi gayretiyle oluşturduğunu Rabbimiz bize bildiriyor. Peki bereket nedir? Kısaca onu da ifade edecek olursak, bereket bir şeyin çoğalmasının adı değildir dostlar. Bilakis bereket bir bardak suyun, örnek verecek olursam, bir bardak suyun 10 kişiye yetmesidir. Yani bir bardak suyun bir sürahi olmasının adı bereket değildir. Peki bereket kavramı dünyaya mı ait, yoksa hem dünyada olacak hem de ahirette de olacak? Oraya da mı ait? Bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bakın, bereket kavramı dünyaya ait olduğu için kişi burada bir güzellik, bir iyilik yaptığında, birine bir iyilikte bulunduğunda onun aslı ahirete gidiyor, bereketi ise bu tarafa kopyalanıyor. Yani kul cennette berekete ihtiyaç duymayacağı için bereket kavramı dünyada kalıyor, aslını da zaten oraya göndermiş oluyor dostlar. Tekrar konumuza dönecek olursak, Abdülmuttalip Efendimiz bakın burada sadece kendi develerini istedi. Ama şunu da bırakmadı. Kabe'ye gidip Kabe'nin sahibi olan Allah'a dua etti. Her zaman vurguladığımız bir şey var. Duanın üzerinde hiçbir frekans barınamaz. Evet, frekanslar gönderiyorlar. Ama kul da dua ettiğinde üzerine gönderilmiş olunan frekansların hepsini paramparça haline getirmiş oluyor. Yani biz buna İslami frekans diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Veya manevi bir enerji diyebilir miyiz? Hani enerjiciler enerjiden bahsediyorlar ya, biz buna İslami enerji, İslami frekans da diyebiliriz. Yani kısaca aslında burada dua etmemiz isteniyor, dua etmemiz isteniyor bizden. Abdülmuttalip Efendimiz de burada üzerine düşenleri yapıp sonra duasını etmiştir. Rabbim de manevi ordularıyla yardım etmiştir. Bir de Ebrehe Kabe'yi yıkmak için yola koyuldu ya, evet, insanın kalbi de burada Kabe'den daha üstün olduğu için kimsenin kalbini kırmayalım, kırıp da bir Ebrehe olmayalım. Eğer kırdıysak onlardan af talep edelim, özür dileyelim ve helallik alalım. Onlar adına iyilikte bulunalım kardeşlerim. Konumuzu toparlayacak olursam, son söz yine Hazreti Kur'an'ın olsun. Estağfirullah. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yerlerin ve göklerin orduları Allah'a aittir. Yine başka bir ifadeyle وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ Rabbinin ordularını ancak O bilir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Woo!